Sayın Bakan, kıymetli bürokratlar, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Çok can yakıcı günlerden geçiyoruz. Tüm arkadaşlarım da söz etti. Yoksulluğun bu ülkede nasıl derinleştiğinin belgesi gibi bugün yaptığınız sunumda ne yazık ki. Geçen senenin tutanaklarına baktım. Cumhurbaşkanlığı programında yoksul sayısı 18 milyon görünüyor. Siz burada yaptığınız sunumlarda totalde 27 milyon insana ulaşmakla övünüyorsunuz. Yani bu ülkenin üçte biri Aile Bakanlığı'nın destekleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Ve zenginler servetine servet katarken halk giderek fakirleşiyor. Burada bu sunumlarda yoksullara yaptığınız yardımları övünerek anlatıyorsunuz Sayın Bakan. Zenginlere yaptığınızdan ben kısaca bahsetmek istiyorum. Patronlara teşvik vergi indirimi adı altında bu bütçede ayırdığınız para sadece bu sene 990 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Oysa yoksullara seçim yardımı niyetini arttıra arttıra ve göstere göstere ayırdığınız bütçe 500 milyarda kalıyor. Oysa siz bunun iki katını faiz lobilerine, holding sahiplerine, büyük patronlara zaten peşin peşin ödemiş durumdasınız. Ama ben bugün aileden bahsedeceğim. Çünkü Aile Bakanlığı bütçesi görüşüyoruz ve bunun için buradayız malumunuz. Ve çok mühim bir mesele aile sizin için. Burada da söz alan bütün milletvekilleri Cumhur İttifakı'ndan aile aile diye söze başlıyor. Bir bakalım istiyorum bu çok iddialı olduğunuz alanda aile ile ilgili, o ailede yaşayan insanlarla ilgili neler yapıyorsunuz? Çünkü ne bu aile dediğimiz şey? Müstakbel anayasa teklifinizde de altını çizdiğiniz üzere anne, baba ve çocuklardan oluşan bir toplum birimi. Gelin annelikten başka mevkide insandan saymadığımız kimselerden başlayalım. Yani kadınlardan başlayalım. 2002'de veriler koymuşsunuz bu kitapçığa Sayın Bakan. %25'miş kadın istihdamı. Kitapçığınıza göre şu anda bu sene itibariyle yani 20 yılda yapa yapa çıkarttığınız oran %30. Bir de hiç utanmadan buraya yazılmış büyük bir başarıymış gibi. Geçen seneki komisyon tutanaklarına baktım mesela. %37 Aile Bakanlığımızın belirlediği hedef. Nerede bu hedef? Nerede gerçek istihdam oranları? Sunumunuzun 82. sayfası var burada, inceledim. Kadın istihdamı diyorsunuz ki şu anda 10 milyon, övünüyorsunuz bununla. TÜİK verilerini açtım baktım Sayın Bakan. 15 yaş üstü yaşayan kadın sayısı bu ülkede 33 milyon. Burada soruyorum, size soruyorum, arkanızdaki bürokratlara soruyorum, Çalışma Bakanı'na soruyorum, Cumhur İttifakı'na soruyorum. Nerede geri kalan 25 milyon kadın arkadaşlar? Ben söyleyeyim size, çok uzaklarda aramayın çünkü ya kaçak çalıştırdıkları iş yerlerinde ya çocuk, hasta, engelli, yaşlı, hiçbiri yoksa eşine bakmak için AKP Genel Başkanı'nın uygun gördüğü yerde, emeğinin asla görünmediği evde. Bakın bu ülkede 13.3 milyon kadın çocuğunu bırakabileceği bir kimsesi olmadığı için iş bile arayamıyor ya sevgili arkadaşlar. Ve mesele beceriksizlikten, parasızlıktan falan değil, kadını eve hapsetmek isteyen politikalar çerçevesinde mesela mevcut kamu kreşlerini gözümüzün önünde bir bir kapatıyorsunuz, asla yenisini açmıyorsunuz, bir avuç olan özel kreşler el yakıyor, böyle olunca kadınlar çocuklarla birlikte eve mahkum ediliyor. Hani aileyi, kadınları çok düşünüyorsunuz ya, gerçekten soruyorum, neden bir tane doğru düzgün kamu kreşi yok ya bu ülkede? Hani en az 3 çocuk sipariş etmeyi bilen reisiniz neden o çocuklar için 3 de mahalle kreşi sipariş edemiyor? Neden bu Aile Bakanlığı'nın bütçesinde kreşle ilgili sadece yarım sayfa var ya? Yarım sayfa. O yarım sayfada da neyle övünüyorsunuz biliyor musunuz? Özel sermayenin sahip olduğu kreşlerde 3000 çocuk okutmuşsunuz. Tebrik ediyorum hepinizi. 2 milyon çocuk işçi çalışıyor arkadaşlar bu ülkede. 2 milyon çocuk işçi çalışıyor bu ülkede. Devam edeyim. Bununla ilgili dedim ya, tek cümle kurmuyorsunuz. Çünkü bu son derece bilinçli bir tercih. Çünkü AKP'nin arzu ettiği aile yapısı bu arkadaşlar. Erkekler köle gibi çalışsınlar, emeğinin karşılığını alamadan günde 12 saat asgari ücreti. Kadın dizini kırsın, otursun evde çocuğuna baksın. Tam bunu isteyen kutsal ailesi bu anlama gelen bir tek adam tarafından yönetildiğimiz için böyle oluyor. Ve kadınlar ölüyor ya bu ülkede. Öldürülüyoruz biz. Günde 3 kadın öldürülüyor. En yakınındaki erkek tarafından öldürülüyor. Tam bu hastalıklı aile anlayışınız yüzünden oluyor bu, biliyor musunuz? Tam bu yüzden. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar seyrediyor. Sonra bize gelip burada kadına yönelik şiddette sıfır tolerans diye masal anlatıyorsunuz. Anlatmayın ya. Ya eşitliği sağlayın ya lütfen susun. Eşitlik olmadan şiddetle mücadele falan edemezsiniz. Yaptığınız bütün konuşmalar boş konuşmalardan ibaret kalıyor. Gelelim Sayın Başkan, bu hususta bir şey ifade edeceğim. Ben Türkiye İşçi Partisi adına buradaki tek konuşmacıyım. Bu partinin sözcüsüyüm. Asla ve kat'a komisyon üyelerimizi yoğurmak gibi bir gayem yok. Ama yani burada olmayan 3 vekil arkadaşım için en azından bir 2 dakika ek süre verirseniz hiç ben de uzatmadan devam edeceğim. Söyleyeyim, yalnız sizden de bir şey rica ediyorum. Buyurun. Her türlü eleştiri ifade edin ama kullandığımız üslup çok önemli. Başkalarına kişisel olarak rencide edici bir üslup kullanmaması özellikle tavsiye ediyorum. Tutanaklara bakarsanız görürsünüz. Lütfen.
Lütfen evet, siz bakıp beni uyarırsanız cevap vermek isterim derecede olduğunu düşündüğünüz her kimse. Devam edeceğim. Ölüyoruz dedim. Sıfır tolerans diyorsunuz. Hadi başka bir yere geçelim. Aile deyince mesela çocuk var değil mi o ailenin içinde? Kadından ibaret değil. Sadece TÜİK verileri, kendi verileriniz bize diyor ki 6,5 milyon çocuk sadece yoksulluk değil, şiddetli yoksulluk çekiyor bu ülkede. Çocuk işçi sayısıyla ebeveyni işsiz çocuk sayısını eşitlediniz. Tebrik ederim, ayrı ayrı tebrik ederim. İkisi de 2 milyonu geçti. 866 bin kız çocuğu yok ortada. Okulda olması gerekirken yoklar orada. Okullaşma oranlarıyla mesela övünmüşsünüz. Bu kitapçıkta sık sık var. Diyorsunuz ki 2002'de şöyleydi, şimdi böyle oldu. Akıllıca her kim hazırladıysa tebrik ediyorum o arkadaşları. Çünkü 4 artı 4 artı 4'ten aldığımızda foyanız ortaya çıkacak ve çocukların okuldan gün be gün nasıl kopartıldığı ne yazık ki ortaya çekilecek. Gidebilenler ne halde? Burada bahsedildi. AKP milletvekili arkadaşlar da itiraz ettiler. Arkadaşlar çocuklar açlıktan bayılıyor okullarda şu anda. Duyuyor musunuz, görüyor musunuz? Bu yalan değil, bizim uydurduğumuz bir şey değil. Öğretmenler diyor bunu. Sadece biz söylemiyoruz. Yani evde beslenme çantasına koyacak yiyecek yok. Çocuğa harçlık verecek para yok. Okulda bir simit, bir su alsa 10 lira yetmiyor. Dönüp bakan var mı? Yok. Ben bir teklif verdim ya okullar açılırken. Dedim ki her okulda okuyan çocuğumuza bir öğün bu devlet ücretsiz yemek versin dedim. Hesabını da yaptım. 100 milyar lira etmiyor be. 100 milyar lira etmiyor şunu kabul edip bütçeye koymak. Siz ne yapıyorsunuz? 150 milyarı, 155 milyarı dolar milyarderlerine veriyorsunuz. Çocuklar okulda aç kalmasın diye bir öğün yemek verecek bütçeyi onlara çok görüyorsunuz. Hadi gelin bir de gençlere bakalım. O çocukların bir büyüğü kutsal ailemiz değil mi? O ailelerde yaşıyorlar. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. %70'i o ailelerde yaşayan gençlerin fırsatını bulsam bir dakika bu okulda kalmam diyor ya. Dün daha MEP bir protokol yaptı mesela, duydunuz mu? 30 saniye tartışmaya binaen son cümlemi vereyim. Son cümlemi vereyim. En acısı MEP bir protokol yaptı. Bu ülkede okuyamayan çocuklar artık kasiyerlik yapacak biliyor musunuz? 10 binlerce çocuk kasiyerliğe mahkum ediliyor. İşin daha fenası bu insanlar şu an seviniyorlar.